Arkadaşlar merhabalar. Olasılık konusuna geldik. Permütasyon, kombinasyon, olasılık bunların üçü bir arada. Binomda tabii ki var ama binom daha az çıkıyor olasılığın içinde. O yüzden şuna dikkat etmenizi istiyorum. Eğer ki permütasyon ve kombinasyonda eksikleriniz varsa olasılığa başlamayın. Önce onları halledin. O videoları da gayet ayrıntılı bir şekilde anlattım ben. Lütfen onları izleyin. Çünkü burada ben artık permütasyon kombinasyon tekrarı yapacağım bir nevi. Çünkü bir olayın olma olasılığının formülünü söyleyeyim ben size bir tane. O da şudur. İstenen durum bölü tüm durum. Haliyle sizin tüm durumu yapabilmeniz için permütasyonu bilmeniz gerekecek, kombinasyonu bilmeniz gerekecek. İstenen durumu bilmeniz için onun üzerine bir de yorum yapabilmeniz gerekecek. Dolayısıyla en baştan bu uyarımı yapayım. Gerçekten çok sağlam bir permütasyon kombinasyon bilgisiyle gelin buraya. Dediğim gibi eğer eksiğiniz varsa gerçekten çok ayrıntılı anlattığım o konuları da izleyebilirsiniz. Şimdi ben başlıyorum. Olasılıkla dediğim gibi formülümüz şu. İstenen durum bölü tüm durum. Bir olayın olma olasılığı olmama olasılığıyla toplanırsa olma olasılığına P diyelim. Olmama olasılığını da P üstü diyelim. Bunların toplamı 1 olacaktır. Örnek bir avcının bir atışı vurma olasılığı 3 bölü 4 ise vuramama olasılığı 1 bölü 4'tür. Bir turanın gelme olasılığı 1 bölü 2 ise gelmeme olasılığı da 1 bölü 2'dir. Yani kısacası toplamları arkadaşlar 1 olacak. Şimdi bir torbada 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 sarı ve 1'den 8'e kadar numaralandırılmış 8 mavi top vardır. Bu torbadan alınan herhangi bir topun çift numaralı bir top olma olasılığı kaçtır? Bakın kaç tane top var toplamda? 13. Peki kaç tanesi bunların çift? 2, 4. Diğerinde de 2, 4, 6. Toplam arkadaşlar 8 var bir de pardon. Toplam 6 tane çift sayı var. Böylece sarı ve mavi olmasından bağımsız bana sadece çift sayıları sorduğu için 6 bölü 13 istenene bakın 6 dedik. Bir kitaplığa 4 kişi birer kitabını bırakmıştır. Kitaplar rastgele bu 4 kişiye dağıtıldığında herkese kendi kitabının verilme olasılığı nedir? Bakın şimdi bunlar böyle sırayla durmuş olsunlar. A, B, C, D kişileri. Bu raflardan da kitaplar bunlara dağıtılacak olsun. Sıralı bir durum var bakın gerçekten. O yüzden 4 kitap bunlara 4 faktöriyel şeklinde dağıtılır, verilir. Neden? Normal hakikaten 4, 3, 2, 1 yapıyorduk. Dolayısıyla tüm durumlar 4 faktöriyeldir. İstenen durum ne? Sadece 1. Neden? Her birini sadece bir defaya mahsus doğru dağıtabilirsin. Hepsine aynı anda doğru dağıtma durumun sadece 1'dir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bu yüzden cevap 1 bölü 24 oldu. 3 basamaklı doğal sayılardan rastgele bir tanesi seçiliyor. Seçilen bu sayının en az 2 basamağındaki rakamların aynı olma olasılığı kaçtır? Bakın hemen başladık sorulara sayma permütasyon mevzusuna. Bakın olasılık dediğimiz şey işte bu hakikaten. Muhakkak bizim temel bilgileri bilmemiz lazım. Şimdi en az 2 basamağındaki rakamların aynı olma durumu nedir? Yazalım. Tüm durumlar eksi hepsinin farklı olma durumu. O zaman 3 basamaklı doğal sayılar kaç tane arkadaşlar? Yüzler basamağına 9 rakam yazabilirsin. Onlar basamağına 10 rakam ve birler basamağına 10 rakam. Böylece 900 tane sayı vardır. Bunlardan kaçı farklı? 9 çarpı 9 çarpı 8. Buradan da 72 çarpı 9. Şöyle kenarda hesaplayayım. 2 kere 9 18, 7 kere 9 63, 64 oldu. 648 tane durumda arkadaşlar rakamlar farklıymış. O zaman bunları çıkarırsak 350 pardon 252 durumda arkadaşlar en az iki basamağa aynı olur. Çünkü böyle bulabilirsiniz. Eğer bütün sayılardan rakamları farklı olanları çıkarırsanız bunların muhakkak iki tane basamağı ya da üç tane basamağı aynı olacaktır. Dolayısıyla 252 istenen durumlar tüm durumlarda arkadaşlar 900. Bunları sadeleştirdiğimizde 7 bölü 25 geliyor. Şekildeki 8 noktadan 3'ü seçiliyor. Seçilen bu noktaların bir köşesi A olan üçgen oluşturma olasılığı kaçtır? Yine bakın kombinasyonla ilgili bir soru. Üçgen oluşturacağız.
Kaç noktadan? 8 noktadan. O zaman kolaydan başlayalım. İstenen durum nedir? 8'in üçlüsü. Bu 8'in üçlüsü durumda, yani üçgen seçilmemesi önemli değil. Sonuçta 3 noktayı seçmiş oluruz. Ancak üçgen nasıl oluşturulur arkadaşlar? 8'in üçlüsü eksi, bu 3 noktadan hiç üçgen oluşur mu? Hayır. Çünkü neden? 3 tane doğrusal noktadan üçgen geçmez, ancak doğru geçerdi. O yüzden. Sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 noktadan üçgen yine geçer mi? Hayır. Çünkü 3, bunlar doğrusal olduğu için ancak doğru birleştirebilirsiniz. Dolayısıyla istenen durum da budur. 8'in üçlüsü nedir? 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 6'dan 56. Dolayısıyla istenen durum 56 eksi 1 eksi 10, yani 11 çıkardığımızda 45 oldu. Böylece 45 bölü 56. Bu arkadaşlar üçgen olma olasılığı, seçtiğimiz bir 3 noktanın üçgen oluşturma olasılığı budur. Bizden yalnız bir köşesi A olan üçgen oluşturma olasılığını sormuş. O zaman artık şunu diyeceğiz. Yine 8'in üçlüsü. Ama bu sefer spesifik A köşesi olacak şekilde bir üçgen oluşturmak nasıldır? 1, 2, 3, 4, 5 noktadan ikisini seçip biri A olursa, yani birin birlisi, buradan bir üçgen oluşur ve aynı zamanda bir köşesi A olur. Sonra arkadaşlar şöyle de yapabiliriz. Bu 3 noktadan herhangi birini zaten seçmişimdir, 2'nin birlisi. Bir de A'yı seçmişimdir, 1'in birlisi. Yani yukarıdan 2 köşe seçerim, aşağıdan da sadece bir köşe seçerim. Böyle de olur. Sonuç olarak nasıl bir üçgen olur? Örnek göstereyim size. Böyle bir üçgen olabilir. İki köşesi yukarıda olursa ya da bir köşesi yukarıda olursa böyle bir üçgen olabilir. Dolayısıyla bir köşesi yukarıda olan ya da iki köşesi yukarıda olan, o da 2 çarpı 5'ten 10 oldu. Böylece 20 bölü 56 oldu. 5 bölü 14 bu sorunun da cevabı. Aslında şurada sorunun bizden istemediği bir şey yapıp ekstra soru çözmüş gibi olduk. Bir torbada 3 kırmızı 4 mavi bilye vardır. Bu torbadan rastgele seçilen 2 bilyenin ikisinin de farklı olma olasılığı kaçtır? Yine seçme, bakın şuna dikkat edeceğiz. Farklı olması ne demek? İstenen durum 3 tane kırmızıdan birini seçebilirsin ya da 4 tane maviden bir tanesini seçersin. Böylece haliyle ne olur? Biri kırmızı olur, biri mavi olur. Ama normalde tüm durumlar ne? 7'nin ikilisi. Bakın, seçmek durumu kombinasyondu. O yüzden bu soruyu kombinasyonla yaptık. 12 bölü 21, 3'e bölersek 4, 3'e bölersek 7 geldi sorunun cevabı. 3 erkek, 2 kız öğrenci arasından seçilecek 3 kişiden en az birinin kızı olma olasılığı nedir? O zaman burada şimdi en az biri sorularını arkadaşlar şöyle yapın. En az biri derse, rakamlarından en az ikisi aynı derse, bunlar şudur. Tüm durum eksi farklı olanlar ya da tüm durum eksi hiç olmaması. Dolayısıyla en az bir kız olma ne demek? Tüm durumlardan hiç kız olmamayı çıkartırsan eline bir tane muhakkak denk gelir. Dolayısıyla 5 kişiden bir kişi seçeceğiz. Pardon, 3 kişi seçecekmişiz. 5 kişiden 3 kişi seçeceğiz. Bu tüm durumlar. Eksi hiç kız seçmeme ihtimalin nedir? 3'ünün de erkek olması, yani 3'ün üçlüsü. Dolayısıyla 10 eksi 1'den 9 tane durum arkadaşlar, en az bir kız. Hocam bunu farklı bir şekilde yapabilir miyiz derseniz, orada da şunu yaparsınız. En az bir kız nedir? Bir kız 2 erkektir. 2 kız 1 erkektir. Bunları bakın yapın. Bir kız 2 erkek nedir? 2'nin birlisi, 3'ün ikilisi. Artı 2'nin ikilisi, 3'ün birlisi. Çarpalım bakalım ne geliyor? 3 kere 2 6, 3 daha. Yine 9 geliyor. Sorun değil. Ben ilkiyle yaparım ama isterseniz siz ikinciyle uzunca yapın. Dolayısıyla istenen durum 9 ama tüm durum nedir? 5 kişiden 3 kişi seçmek demektir. Dolayısıyla 9 bölü 10 oldu. Bakın ilk sayfada yaptığımız bütün sorular gördüğünüz gibi tamamen permütasyon kombinasyon. Şu an biz aslında permütasyon kombinasyon tekrarı yapıyoruz. Bir torbada 3 sarı,
4 mavi bilye vardır. Bu torbaların aynı anda çekilen 3 bilyeden en az birinin sarı renkli olma olasılığını bulalım. Şimdi yine demin dediğim gibi arkadaşlar, 7 renkten 3'ünü seçiyoruz. Bu istenen durum değil, tüm durum. İstenen durum nedir? 7'nin üçlüsü eksi 3 bilye seçeceğimiz için ve sarı renkli hiç olmayacağı için o da bu. Gördüğünüz gibi en az birinin sarı renkli olması demek tüm eksi hiç sarı olmaması. Dolayısıyla 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 6'dan 35, 4'ün üçlüsü zaten 4. Böylece arkadaşlar ne geldi? 31 tane istenen durumumuz var. Yani 31 bölü 35'miş arkadaşlar en az birinin sarı renkli olma olasılığı. 3 sarı, 4 yeşil, 5 beyaz kalem arasından seçilen 3 kalemin farklı renkte olma olasılığı nedir? Yani durum şudur. 3 sarıdan bir tane seçebilirsin. 4 yeşilden bir tane. 5 beyazdan da bir tane seçebilirsin. Normalde ama 7, 5 daha 12'nin üçlüsü. Bu da arkadaşlar bu şekilde. Cevap 3 bölü 11'miş. Bu işlemlerle uğraşmayayım isterseniz. 7 farklı çift ayakkabı bir çuvala konuluyor. Rastgele çekilen 4 ayakkabının giyilebilir 2 çift olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada biraz şuna dikkat etmelisiniz. Önce istenen durumu es geçeyim bir. Tüm duruma geleyim. Tüm durum ne biliyor musunuz? 14'ün dörtlüsü. Niye 14'ün dörtlüsü? 7 farklı çift ayakkabı demek. Burada 14 tane ayakkabı var demek. 14 ayakkabıdan da 4'ünü seçiyorum sonuçta rastgele yani bakmadan bir nevi. Ama bunların 2 tanesi çift olması lazım. Aynı çift denk geldiğinde. O zaman ne olması gerekiyor biliyor musunuz? 7 ayakkabıdan siz aslında 2 tanesini seçmiş oluyorsunuz. Bakın aşağıda bütün ayakkabı teklerini tek tek sayıp 14 tane dedim. 14'ün dörtlüsü dedim. Ama istenen durumda gelen ayakkabının şu şekilde aynı gelmesi lazım. Bunun için de aslında siz gerçekten bakın doğru 2 tane çift ayakkabıyı seçiyorsunuz. O yüzden 7 çiftten 2 tanesi doğru olan eş olanlar, 14'ün dörtlüsü de hiç karışık dümdüz seçtiğimiz. Dolayısıyla bu çift sorularında, evli çift sorularında arkadaşlar ve böyle ayakkabı çifti sorularında dikkat edin. Doğruyu bulmak demek aslında 14'ün ikilisi falan değil. 7 tane çiftten bir tanesi doğru bir çifttir. 7 taneden 2 tanesi doğru bir çifttir. Size eğer deseydi ki seçilen 6 ayakkabıdan 3'ü doğru gelmek zorunda, o zaman 7'nin üçlüsü derdik. Anlaştık mı? Dolayısıyla 7'nin ikilisi 14'ün dörtlüsü arkadaşlar. 3 bölü 143'müş cevabımız. Bir torbadaki yeşil topların sayısı mavi topların sayısının 3 katının 3 fazlası kadardır. Torbadan çekilen 2 topun birinin yeşil, birinin mavi olma olasılığı 12 bölü 35 olduğuna göre çekilen 2 topun ikisinin de mavi olma olasılığı nedir? Şimdi denklem sorusu aynı zamanda arkadaşlar. Birine K dersek, K'nın birlisi. Öbürüne de 3K artı 3. Çünkü 3 katının 3 fazlasıymış. Bölü 4K artı 3'ün ikilisi. Yani K çarpı 3 çarpı K artı 1 bölü 4K artı 3 çarpı 4K artı 2 bölü 2'yi yukarı çarpı 2 olarak geçirelim. Burası da 12 bölü 35 oldu. Şimdi ardışık iki sayının çarpımı 35 olamaz arkadaşlar. O zaman ardışık iki sayının çarpımı 35 olacak şekilde, 35'in katı olacak şekilde bunu genişletmemiz lazım. 24 bölü 70 desek yine olmaz. İşte 48 bölü 140 desek yine olmaz. Ama 210 yaparsanız paydayı, yukarıyı da o zaman burayı 6 ile çarptığım için yukarıyı da 72 yaparsanız bakın gerçekten 210, 14 çarpı 15'tir. Biraz yani sorunun matematiksel kısmı da var açık söylemek gerekirse. O zaman buradan 4K artı 12'nin 2'nin 14 olduğunu görüyorum. Yani K 3'müş. Demek ki o zaman bu elemanlardan bir tanesi 3'müş arkadaşlar. Diğeri de kaçmış? Bunun 3 katının 3 fazlası dediği için 12.
an toplamda 15 top varmış arkadaşlar. 15'in ikilisi. Bunların kaçı mavi? Az olan maviydi, değil mi? O zaman 3'ün ikilisi. 3'ün ikilisi nedir? 3. 15'in ikilisi nedir? 15 çarpı 14 bölü 2 yukarı çıkaracağız. 2'yi böylece 2'ye böl 7, 3'e böl 5, 1 bölü 35'miş. Olasılık sorusundan ziyade açıkçası ne yaptık arkadaşlar? Biraz matematik sorusu yaptık. Ardışık iki sayının çarpımı olacak şekilde. Şekildeki kutulara 4 tane A ve 1 tane S harfi rastgele yazıldığında yatay ve düşeyde asa kelimesinin okunmaması olasılığı kaçtır? Tamam, asa kelimesini nasıl okuyabiliriz biz yatayda ve düşeyde? Gösterelim bakın. Durumları da göz önünde bulundurmak lazım. S ortaya denk gelirse bakın. Asa kelimesini arkadaşlar hem yatayda hem düşeyde okumuş oluruz. Peki bu A ve S'leri nasıl yerleştirebiliriz? 4 tane A aynı olduğu için normalde eğer bunların böyle düzeni önemli değil. 5 tane sonuçta kutu var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kutu olduğu için 5 faktöriyel derdik bunları yerleştirmemiz. Ama 4 tane A aynı olduğu için 5 şekilde yerleştirilir bu A ve S harfleri. O zaman tüm durumlar 5. S harfinin ortaya geldiği sadece bir durum var gördüğünüz gibi. Çünkü S buraya gelirse A'lar kendi arasında yer değiştiremiyor. O zaman tüm durumlar 1. İstenmeyen durum 1 bölü 5, istenen durum 4 bölü 5 oldu. Sorularda arkadaşlar olmama olasılığını olma olasılığından çıkararak bulabilirsiniz. Dolayısıyla böylece 1 eksi 1 bölü 5 yaptım. 1 bölü 5 olma olasılığı, olmama olasılığını sorduğu için birden çıkardım. Asım'ın kullandığı serbest atışı basket atma olasılığı, basket atmama olasılığının 3 katı olduğuna göre yapılan atışın basket olmama olasılığı kaçtır? İşte bakın atma olasılığı 3K, atmama olasılığı K olsun. Bunların toplamı 1 olacak çünkü olma ile olmamanın toplamı 1. Şimdi söyledim. Böylece K arkadaşlar buradan 1 bölü 4 geldi. Olmama olasılığı K'ydı zaten. Cevap da 1 bölü 4 oldu. Bakalım şimdi diğer sorumuza. 3 takımın katıldığı bir turnuvada birinci takımın kupayı kazanma olasılığı, ikinci takımın kazanma olasılığının iki katı, üçüncü takımın kazanma olasılığının da yarısıdır. O zaman şöyle yapalım. Birine 6K diyelim. Birine 3K, pardon, birine 4K mı desek? Dur bakayım. Ha, 4K daha mantıklıymış. 4K, 2K ve K. Bakın ne oldu? Üçüncü takımın kazanma olasılığı 4K. Birinci takımın kazanma olasılığı 2K. Ve ikinci takımın kazanma olasılığı da gerçekten K oldu. Birisi diğerinin iki katı şeklinde oldu gördüğünüz gibi. O zaman bunların hepsinin toplamı 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 7K eşittir 1K, 1 bölü 7 olur. Üçüncü takımın kupayı kazanma olasılığı o zaman 4 katıydı bunun. 4K'ydı yani. 4 bölü 7 oldu. B olayları E örnek uzayında 2 olaydır. PA kesişim B 1 bölü 5. PA 1 bölü 2. PB 1 bölü 4. PA birleşim B nedir? Formülü vereyim arkadaşlar. Aynı küme gibi. PA'nın olma olasılığı artı PB'nin olma olasılığı eksi bunların birleşimlerin, kesişimlerinin olma olasılığı. Dolayısıyla 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 payda eşitleyelim. Hepsini 20'de eşitlersek 10 eksi 5 artı eksi 4 bölü 20 11 bölü 20'ymiş arkadaşlar. PA birleşim B. Dediğim gibi aynı küme sorusu gibi PA artı PB eksi PA kesişim B bize PA birleşim B'nin olasılığını veriyor. A, E evrensel kümesinin elemanı. B, E evrensel kümesinin elemanı. P, A tümleyen 5 bölü 8. Tümleyen demek yani A'nın olmama olasılığı demek. P, A, P, B 3 P, A kesişim B'ymiş. P, A birleşim B nedir diye soruyor. İşte dediğim gibi P, A'nın olmama olasılığı 5 bölü 8 verilmiş. O zaman olma olasılığı nedir? 3 bölü 8. Bu da 3 bölü 8'miş. Bunların da 3 katıymış, 1 bölü 8 oldu. Böylece arkadaşlar 3 bölü 8
artı 3 bölü 8 eksi 1 bölü 8 PA, PB ve PA kesişim B. Böylece bu durumda bize PA birleşim B'yi verdi. Madeni bir para ard arda 3 kez atıldığında 2 kez tura 1 kez yazı gelme olasılığı kaçtır? Bakın bu gerçekten önemli bir durum. Şimdi paralar sonuçta özdeş ama sıralı geliyorlar. Yani birinci tura, ikinci tura, ikinci yazı da gelebilir. Birinci yazı, ikinci tura, üçüncü tura ya da birinci tura, ikinci yazı, üçüncü de tura gelebilir. O yüzden birden fazla para attığınızda, durumları sorduğunuz permütasyon olduğunu unutmayın. Doğal olarak diyeceğiz ki bunlar kaç farklı şekilde sıralanır? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Böylece 3 tane durum var bakın 2 tura 1 yazı geldiği. Bu arada şunu da unutmayın. Bir kez tura gelme olasılığı 1 bölü 2'dir. Bir kez yazı gelme olasılığı yine 1 bölü 2'dir. Bir kez tura gelme olasılığı yine 1 bölü 2'dir. Bu durumdan 3 tane olduğu için bakın bir seferlik tek tek saydım size. O yüzden 3 ile çarparız 3 bölü 8 olur. Şu da 1 bölü 8, bu da 1 bölü 8, bu da 1 bölü 8 arkadaşlar. Topladığımızda cevap 3 bölü 8 gelecek. Ama bundan sonra şunu yapabilirsiniz. Önce olasılıkları çarparsanız sonra durumla çarparsınız. İki zar düzgün bir zemine aynı anda atılıyor. Buna göre zarlarda üst yüze gelen sayıların en az birinin 6 veya sayıların toplamının 6 olasılığı kaçtır? Veya demek toplamak demek arkadaşlar. Şunu diyeceğiz. Durumlarımızı yapalım. Zar nedir? 6 tane yüzü var. Eğer tek tek sayarsanız bir zarın 6 durumu vardır. 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 4 gelir, 5 gelir, 6 gelir. Eğer bu 2 zara çıkarsa öbüründe de aynı durumlar oluşacağı için 6 çarpı 6'dan 36 durum oluşur. 3 zar olsa 216 durum oluşur arkadaşlar. Örnek göstereyim bakın. Birincisine 1 gelir, ikincisine 2 gelir. İkincisine 1 gelebilir. İkincisine 3 gelebilir. İkincisine 4 gelebilir. 5 gelebilir. 6 gelebilir. Sadece bir sayı olduğunda bile 6 durum oluyorsa 6 sayı olduğunda 36 tane durum oluşacak. Dolayısıyla bu soruda payda 36 olacak 2 zar olduğu için. Gelelim şimdi istenen duruma. İstenen durumda arkadaşlar zarların 1 ve 2. zar gibi olduğunu düşünün. Bir olasılık sorusunda, zar sorusunda 5-1 gelme ile 1-5 gelme farklı durumlardır. O yüzden nasıl olsa 1-5 geldi ya o bir durumdur demeyin. Aslında 5-1 de olur, 2 durumdur. Dolayısıyla şunu diyeceğiz. En az birinin 6 olma olasılığı nedir? 6 olma durumu. Birine 6 gelir, öbürüne 1, 2, 3, 4, 5 gelebilir. Ya da birinciye 1 gelir, ikinciye 6 gelir. Birinciye 2 gelir, ikinciye 6 gelir, 3 gelir, 6 gelir, 4 gelir, 6 gelir, 5 gelir, 6 gelir. Dolayısıyla bakın burada 5, 5'ten 10 tane durum var. Yer değiştirmelerini sakın unutmayın. Sonuçta bunlar özdeş zar olsa da birinci zar, ikinci zar durumu olacak. Sıra önemli. İkinci durum arkadaşlar, ikisi de birden 6 olabilir. Bu tek durumdur çünkü 6, 6 olan başka durum yok. Gelelim toplamlarının 6 olmasına. O da nedir? 1, 5, aynı zamanda 5, 1, 2, 4, 4, 2, 3, 3. Böylece arkadaşlar ne oldu? Toplamda burada da 5 durum geldi. İstenen durum 16, tüm durum 36, 4 bölü 9 olur. İki zar birlikte düzgün bir zemine atılıyor. Üst yüze gelen sayıların birbirinden farklı olma olasılığı kaçtır? Bir kere tüm durumlar 36 çünkü 6 çarpı 6. Farklı olması ne demek? Bakın şimdi. Birinci zara 6 sayı gelir. İkinci zara artık 5 tane sayı gelir. Zaten sıralama yaptım. Yer değiştirmelerin hepsi burada dahildir. Yer değiştirme sorularında bir daha 2 ile çarpacağız falan filan demeyin sakın. Deminki soru gibi. Sonuçta itibariyle buraya 6 sayı yazabilirim. Geri kalan duruma 5 sayı yazabilirim. Örnek birinciye 4 yazarsam ikinciye 3 yazabilirim. Ya da birinciye 2 yazarsam ikinciye 6 yazabilirim. Böyle böyle arkadaşlar 6 çarpı 5'ten 30 oldu. Bu aslında şu demek. 2 tane koltuk var. 6 kişi bu 2 koltuğa kaç farklı şekilde oturabilir? 6 çarpı 5. Bazen böyle de soruları ilintileştirmeniz lazım arkadaşlar. Haliyle bakın kolay bir çözüm üretebiliyorum. 30 bölü 36'dan 5 bölü 6 geldi. Bir zar arda arda 4 kez havaya atılıyor. Her bir atışın öncekilerden farklı olma olasılığı.
Bir kere 6 üzeri 4'tür tüm durumlar çünkü 4 tane zar var. O zaman 4 koltuk gibi düşünün bakın. 4 koltuk var veya ip gibi dizilecek bir sıra var. Her bir sıraya farklı kişi gelme olasılığı. 6 çarpı, 5 çarpı, 4 çarpı, 3. Böyle oldu bakın. O zaman arkadaşlar madem hani soruda 5 bölü 18 denmiş işlem yapmayalım. 5 bölü 18'i işaretlemiş olalım biz de. İki zar birlikte düzgün bir zemine atılıyor. Üst yüze gelen sayılar çarpımının 12 olma olasılığı kaçtır? Şimdi ne olur o zaman burada arkadaşlar? Hangi iki sayının çarpımı 12 zarda? 1, 2 ile 6 olabilir ama yer değiştirir. 6, 2 de olur. 3, 4 olur. 4 ile 3 de olur. Başka durum var mı? Yok. O zaman 4 tane durum var. 4 bölü 36'dan 1 bölü 9 geldi. Bu sefer de bir çift zar havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının tek sayı veya üçün katı bir sayı olma olasılığı kaçtır demiş. Toplamın tek olması için arkadaşlar tek ve çift de olması lazım. Birinin tek, birinin çift olması gerekiyor. O zaman burada da ne dikkat edeceğiz? Sonuç olarak önce tek, sonra çift gelebilir ya da önce çift, sonra tek gelebilir. Tek sayılar kaç tane? 3 tane. Çift sayılar kaç tane? 3 tane arkadaşlar. Bundan 2 tane durum var. 18 oldu. Veya demiş bir de toplamlarının 3'ün katı olma olasılığı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu toplamın içinde 9 mesela 3'ün katıdır olur. 3 vardır tamam olur. Biz artık bunun üzerine ne ekleyelim? 3'ün katı olsun ama çift sayı olsun toplamı. Çünkü zaten 3'ün katı olan tekler bunun içinde var her türlü. Dolayısıyla 3'ün katı olup çift olanları eklemeniz lazım. Örnek 4 ve 5 zaten olduğu için bir daha saymamıza gerek yok. Dolayısıyla toplamları çift olup 3'ün katı olanlar neler var? Yani ne demek aslında bu? Toplamları 6 olabilir, toplamları 12 olabilir. Çünkü 9 olmasını, 3 olmasını zaten teklerin içinde çaktırmadan yapmış olduk. O zaman 6 olması için 3, 3, 2, 4, 4, 2, 1, 5, 5, 1 olur. Hem de bakın gördüğünüz gibi önceki durumu etkilemiyor. Toplamı 12 olması için sadece 6 6 var. Toplamda arkadaşlar 6 durum buradan geldi. 24 istenen durum, 36 tüm durum 2 bölü 3 olmuş oldu. 25 dakika falan oldu herhalde arkadaşlar video. İkinci videoda devam edeceğim olasılığa. Şu an temel permütasyon kombinasyon bilgileri de yapmamız gereken olasılık sorularını yaptık. Bir sürü soru tipi var arkadaşlar. Olasılıkta ciddi bilmeniz gereken şeyler de var. Bu sorular gibi permütasyon kombinasyon bilgisiyle birleştirmemiz gereken yerler de var. İkinci videoda onlara devam edeceğiz. 8 sayfalık bir konu var arkadaşlar. Hepsini izleyin lütfen. Görüşmek üzere.